Sen konuşacak insan bulamıyorsun. Aynı frekansta insan kalmadı sanki. Kendini ifade edecek, derdini paylaşacak, konuşacak aynı insan, aynı dili kullanan insan yok sanki etrafında. Aynı frekansta insan kalmadı. En yakının, senin eşin seni anlamıyor. Senin çocuğun zaman ilerledikçe, ergenlik çağına girdikten sonra sanki sen onun düşmanı oldun. Seni düşman olarak kabul ediyor sanki. Bütün tavırlarıyla yalnız hissediyorsun kendini. Bunun sebebi ne? Neden böyle oluyor? Neden yalnız hissediyorsun? Hocam beni kimse anlamıyor. Kimseyle konuşamıyorum. İçime kapandım. Dibe indim. İletişim kuramıyorum kimseyle. Bir sebebi kendine yabancılaştım. Yıllardan beri içinde ağlayan bir çocuk var. Onunla tanışmak için hiç çaba göstermedim. O zabote ediyor sürekli. Sürekli mızmızlanıyor içeriden. Sürekli negatif taraflarını gösteriyor sana hayatında. Sen onun söylediği negatif taraflara odaklandın. Kendini geliştirmek için çaba göstermedin. Bir kere kendinle sorunun var. Kendinle iletişim kuramıyorsun. Sonra aynı frekansı tutturamıyorsun artık eşinle. Zamanında çok iyiydi baştan, mutluydunuz. Belki aşık olarak evlendiniz. Çok iyiydi her şey. Ama şimdi tamamen iki yabancı gibi evde oturuyorsunuz. İletişim kuramıyorsun çünkü. Senin annenle, babanla da belki öyle. Veya kardeşlerinle veya çocuklarınla da aynı sorunları yaşıyorsun. Sebebi ne? Birincisi söyledim. İkincisi iletişim sorunu yaşamak. İnsanların başarısız olmasına sebep olan en büyük problem, yani başarısızlığın en büyük %96'lık kısmı iletişim sorunudur. İletişim kuramıyorsun. Aynı frekansa giremiyorsun bir türlü. En büyük sorun nedir biliyor musun? Başarısızlığın en büyük sebebi neyse o. %96'lık kısmı iletişim sorunu. İletişim sorunu yaşıyorsun sen. Bu problemden dolayı başta kendine yabancılaştın. Kendinle iletişim kuramıyorsun. Yıllardan beri içinde bekleyen, ağlayan, mızmızlanan küçük bir çocuk var. Onunla daha iletişim kuramadın, bağlantı kuramadın. Kendinle daha iletişim kuramadın ki sen. Başka? Onunla iletişim kurmadığından dolayı sürekli mızmızlanıyor. Sürekli sana hayatının negatif taraflarını gösteriyor. Hep negatif, negatif, negatif. Hep sürekli. Gece gündüz. Dolayısıyla sen eşinle de iletişim kuramıyorsun bu sefer. Sonra çocuklarınla aynı durum. Başta küçükken çok iyiydi onlar. Veya annen babanla iyi iletişim kuruyordun ama şimdi hep onlar da ilgi istiyor. Sürekli şikayet ediyorlar. Oram ağrıyor, buram ağrıyor. İlgi istiyorlar. Sen de ilgi veremiyorsun. Senin ilgiye ihtiyacın var. Senin ilgiye ihtiyacın var dediğim zaman içindeki çocuğun aslında ilgiye ihtiyacı var. İşte ne taraftan tutsan çürük. Ve senin başarısız olmana sebep. Dokunduğun her şey elinden kaçıyor sanki. Başarısız oluyorsun. Sanki elimde bir lanet var hocam. Neye dokunsam kaybediyorum. Bütün sevdiklerimi kaybediyorum. Sürekli başarısızım. Sebebi bu. İletişim sorunu. Bunun sebebine biraz önce dediğim gibi sen duyguları, düşünceleri, davranışları değiştirmeyi bilmiyorsun. O içindeki çocuğu kontrol edemiyorsun artık. O içindeki çocukla iletişim hiç kurmadığın için oluyor. Nereden başlayacağız hocam? Diyorsan hemen söyleyeyim. Çok basit. Başarılı olmak istiyorsan iletişim sorunu çözmen lazım. Peki iletişim sorunu çözmek istiyorsan ne yapman lazım? Duyguları, düşünceleri ve davranışları değiştirebilmeyi öğrenmen gerekiyor. Duygu, davranış, düşünceleri değiştirmeyi öğrenmen gerekiyor. Bunları değiştirebilirsen o zaman iletişimi daha iyi kurabiliyorsun. Kiminle? İlk önce kendinle. Başka? Eşinle, çocuklarınla dost oluyorsun. Annen ve babanla. Onlarla dost olunca, onlarla iyi iletişim kurmaya başlayınca zaten çevrendeki insanlar, konu, komşu, kim varsa akraba onlarla iyi iletişim kuruyor, kendini daha iyi ifade ediyor ve onların vücut dilinden daha iyi anlıyorsun. Hiç konuşmalarına bile gerek kalmadan iletişim kurabiliyorsun.
Ama bunları öğrenirsin. Bunları yapabilirsin. Bunları yapmadan bir şey olmuyor hayatında, bir şey değişmiyor. Ve sürekli öyle kalacaksın. Eğer bunları öğrenemezsen başarısızlığın sebebi, %96'sının sebebi neymiş? İletişim sorunundan dolayı, bunu çözmediğinden dolayı başarısızlığın devam edecek. Mutsuzluğun, huzursuzluğun ve yorgunluğu, kafa yorgunluğu devam edecek. Değerli arkadaşlar, Almanya'dan yıllardan beri Avrupa'daki vatandaşlarımıza kendileriyle daha iyi iletişim kurmaları için, çevresiyle daha mutlu, huzurlu, başarılı olmaları için, yani iletişim sorununu çözmeleri için onlara duygu, davranış, düşünceleri nasıl değiştirebileceğini gösterdik. Sadece kendilerinin mi? Hayır. Çevresindeki insanların da duygu, düşünce, davranışlarını değiştirmeyi öğrenen insanlar kendi kabuklarını kırdılar, içindeki aslanı uyandırdılar. Sevdikleriyle beraber daha huzurlu, birlikte daha başarılı oldular. Eğer sen de gerçekten artık ben bu problemi çözmek istiyorum, huzurlu, mutlu, başarılı olmak istiyorum, yani eşimle, çocuklarımla, annemle, babamla artık düşman değil, dost olmak istiyorum, kendimi daha iyi anlatmak istiyorum ve onları daha iyi anlamak istiyorum diyorsan harekete geçeceksin, bu kadar. Benimle iletişime gir. Aşağıdaki linke tıkla, formu doldur ve ön görüşme için randevu al. Orada ben sana adım adım ne yapacağını, hangi planı uygulayacağını anlatırım ve sen de arzuladığın hedefe ulaşırsın, iletişim sorununu çözer ve sen de artık hak ettiğin başarıyı ve huzurlu birlikteliği kazanmış olursun. Hemen şimdi aşağıdaki linke tıkla, formu doldur ve gönder. Hoşça kal.